söylemek istiyorum. Burada hepimiz bu ülkenin vatandaşı olarak çocuklarımızı daha iyi ortamlarda okutmakla ilgili el birliğiyle kimin ne eksiği varsa dile getirmek ve çözmek zorundayız. En azından kendi sorumluluğumuzu burada tutuyorum. Ama çok ilginç bir veri var. PISA testlerinde biliyorsunuz okuduğunu anlamada bile ülkemizde bir takım sıkıntılar var. Sondan 3. yüz en iyi aldığımız sonuç. Hatta şöyle de bir bilgi geldi. Bu kötü bir sonuçken kolektif çalışma, takım çalışmasında sonuncu olmuşuz. Yani bunlar gerçekler. Gerçekleri konuşmak zorundayız ki iyileştirebilelim. Yoksa devletimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili hiçbirimizin zaten kötü niyeti olamaz. Devletin bütünlüğü esastır. Burada iyi yapılan her şeyi her zaman takdir ederiz. Ama gerçekler üzerinden konuşup eksik olan şeyleri de iyileştirme noktasında üstümüze ne düşüyorsa onu yapmamız lazım. Hepimiz bu bilinçteyiz, bu inançtayız. Diyerek artık gündemimize geçiyorum. Sözlü veya yazılı önergesi olan meclis üyemiz var mı? Onu bir kontrol edelim. Yoktur. Gündemin teklifler bölümünün okunmuş olmasını, sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin teklifler bölümüne geçiyorum. Divan katibimize sözü bırakıyorum. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.08.2024 tarih ve E28.13.38 sayılı İmar Komisyonu üye seçimiyle ilgili teklifi. Aşağıda ismi bulunan meclis üyemizi kalan süreyi tamamlamak üzere İmar Komisyonu üyeliğine teklif ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. Muhammed Emin Sarıoğlu, AK Parti. Teklif edenler Ekrem Baki, Vefa Yunus Taylan. Evet, teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mı? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde lütfen. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.08.2024 tarih ve E28.17.43 sayılı dolu ve boş kadro değişikliği ile ilgili teklifi. Teklifle ilgili görüş belirtmek isteyen meclis üyemiz var mıdır? Yoksa teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E28.21.79 sayılı Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi. Bununla ilgili zaten bir önceki meclisimizde müdürlüğün kurulmasını onaylamıştık. Bu da ilgili müdürlüğün yönetmeliklerinin belirlenmesi. Hukuk ve Mülkiye Komisyonu'nda değerlendirilmek üzere komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddemiz. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 17.07.2024 tarih ve E27.32.48 sayılı Çengelköy Mahallesi 1038 ada 199 parsel sayılı taşınmazın mali hazinesine devri ile ilgili teklifi. Burada bizi izleyenler için belki ufak bir bilgilendirme yapmak faydalı olur. Çünkü genelde yani biz komisyonlara havale ediyoruz, üstü kapalı geçiliyor ama bizi izleyen komşularımıza bir ufak bilgilendirme yapalım. Sultan Murat Bölgesi ile ilgili buradaki tapu sorunlarının, 2B sorunlarının çözülmesiyle ilgili belediye yeter kalanı biz tekrar hazineye devrediyoruz ki buradaki komşularımızın tapu sorunları çözülebilsin. Bununla ilgili bir karar bu. Bu sebeple hukuk ve mülkiye ile plan bütçe komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir diğer maddemiz. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E28.20.53 sayılı şehir şantiyecili rehberiyle ilgili teklifi.
Burada da yine çok ufak bir bilgilendirme yapayım. Malum kentsel dönüşüm süreçleri Üsküdar için çok yoğun geçecek. Geçen bölgelerimiz de var, geçecek olan bölgelerimiz de var. Ama kentsel dönüşüme girmeyenler, yan dairede oturanlar ya da binada oturanların da bu süreçlerle ilgili bir takım sıkıntıları oluyor. Özellikle Üsküdar genelindeki şantiyelerin belli bir disiplinde olabilmesi için bir şantiye rehberi oluşturduk. Burada öncelikli kaldırım işgalleri, kaldırım işgallerinin düzenlenmesi ve sokak sirkülasyonu ile insan iş güvenliği istek kurallarına uyulması ile ilgili bir takım tedbirler alacağız. Yine komisyonu havale edeceğiz tabii ki. Komisyonda görüşüldükten sonra şantiye rehberi hayata geçecek. Daha sonra da burada şantiye yapacak tüm müteahhitlerle bir toplantı yaparak bu rehberin tanıtılması ve bundan sonraki süreçlerde rehbere uygun hareket edilmesi, aksi durumda bir takım yaptırımları olacak yönetmeliklerin. Bunların paylaşılacağı bir toplantı yapacağız. Ama öncelikle bu maddenin görüşülmek üzere Hukuk ve Mülkiye Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. maddemiz. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve E28.12.96 sayılı işbirliği protokolü iptali ile ilgili teklifi. Bu konuda da ufak bir bilgilendirme yapmamız gerekirse, derneğin şeffaflığı noktasında bir takım sıkıntılarımız var. Dernek defterlerinin teslim edilmemesi, süreçleri kontrol edememizden kaynaklı aradaki protokolün iptal edilmesi maddesidir bu. Yine incelenmesi üzere Hukuk ve Mülkiye Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. maddemiz. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E28.21.44 sayılı kütüphanelerin devredilmesi ve yönetmeliğin değiştirilmesiyle ilgili teklifi. Burada yanlış anlaşılma olabileceği için burada da ufak bir hatırlatma yapacağım. Kütüphanelerin devredilmesi dediğimiz ilgili müdürlükten, yani şu anda bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Kültür Müdürlüğü'ne aktarılması ile ilgili bir teklif. Yani herhangi başka bir yere söz konusu değil kütüphanelerin. Mevcutta işlettiğimiz kütüphanelerin belediye bünyesindeki müdürlüğünün değişiklik teklifi. Gençlik Spor Müdürlüğü'nden Kültür Müdürlüğü'ne bağlanması ile ilgili bir tekliftir. Halihazırda sunduğumuz teklif. Bunu da Hukuk ve Mülkiye Komisyonu'na havalesi için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8 lütfen. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E28.20.90 sayılı Üsküdar Kent Lokantaları Kurulması ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi. Kent lokantaları da biraz önce katibimiz bahsetti konuyla ilgili. Güzel bir haber bizim için bu. Öncelikle Burhaniye mahallemizde, daha sonra Ünalan mahallemizde Eylül ve Ekim ayları içinde iki kent lokantasını Üsküdar'a kazandırıyor olacağız. Bununla ilgili hem ücret tarifesinin belirlenmesi hem de lokantaların kurulması ile ilgili konuların görüşülmesi üzere maddemizi Hukuk ve Mülkiye ile Tarife Komisyonlarına havale edeceğiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddemiz lütfen. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.08.2024 tarih ve E28.13.26 sayılı ek bütçe ile ilgili teklifi. Evet, bu maddeyi de Hukuk ve Mülkiye ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edeceğiz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mıdır? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Burada yine ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse ek bütçenin neden ihtiyaç olduğu ile ilgili. Tabii ki enflasyon... Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.